veda zamanı. Bu akşam bir masal var. Umarım beğenirsiniz. Afrika'daki bir adamın hikayesi. Köpeğini kaybediyor. Yanında minik bir köpekle dolaşırken. Köpek kelebekleri kovalıyor, çiçekleri kovalıyor falan. Sonra da kayboluyor. Ardından ne yapacağını şaşırıyor köpek. Bir bakıyor karşıdan bir leopar geliyor. Belli ki aç, yemek arıyor. Şimdi başım dertte diyor. Etrafına bakınca bir bakıyor yerde kemik parçaları. Hemen arkasını leoparın geldiği yere dönerek kemikleri kemirmeye başlıyor. Bu arada da arkadaki hareketi bir şekilde kestirmeye çalışıyor böyle gözcüğüyle. Leopar tam saldıracakken minicik köpek kendi kendine konuşmaya başlıyor. Ya ne kadar lezzetli bir leoparmış. Acaba etrafta bundan bir tane daha var mıdır diye. Bunu duyan leopar bir anda donup kalıyor. En yakındaki ağaca tırmanıp dalların arasına saklanıyor. Tam zamanında kurtardım. Vallahi tam zamanında kurtardım diyor kendi kendine. Yoksa bu manyak köpeği yem olacaktım ya diyor, düşünüyor. Bütün bunlar olup biterken başka bir ağacın üstündeki bir maymun olup biteni izliyor. Ve bildiklerini kullanarak bundan sonra kendisini de leopardan kurtarabileceğini düşünüyor. Leoparın yanına gidiyor. Neler olacağını anlatıyor. Ve neler olduğunu. Leopar bir anda ayıyor. Maymun ona bütün bu hikayeyi anlattıktan sonra. Çok da sinirleniyor. Maymuna diyor ki atla sırtıma. Gel şu küçük köpeği yakalayalım diyor. Az önceki yerde bekleyen mini köpek bakmış kızgın leopar sırtında maymunla beraber süratle kendine doğru koşuyor. Ne yapacağını düşünürken kaçmaya da kalkmamış. Bunun yerine arkasını yine leoparın geldiği yöne dönerek kemikleri kemirmeye devam etmiş. Tam leopar saldıracakken yine kendi kendine konuşarak leopara sesini duyurmuş. Ya şu aptal maymun nerede kaldı ya? Yarım saat önce bir leopar daha getirsin diye gönderdim. Hala haber yok. İşte diplomasi böyle bir şey. Ve ülkeler bu metodu çok kullanırlar. Savaş Sanatı diye çok sevdiğim bir kitap vardır. Düşmanı kendi silahınla, kendi silahıyla yener. Benden bu akşamlık bu kadar. Sizi çok seviyorum. Hoşça kalın.